Ha, ne konuşuldu bilmiyorum. Bende üç madde var. Nereden biliyorsun? Bak Dursun Özbek ve Ava neleri. Devletten korkmuyorsanız Allah'ınızdan kork. Yusuf, Yusuf. Korku. Parayı nereden buldun? Sünnetten mi geldi? Bahçede gömü mü buldun? Bir arkadaşından borç mu aldın? Evde saklıyor muydun? Bir mülk satıp onu mu oraya geçirdin? Bunun cevabını istiyorum. Yani sizin aklınız alıyor mu? En gerizekalı vatandaşımıza soruyorum. Ali Koç'un işi gücü yoktu. Enes Kanter'e forma gönderir mi? Gönderir. Yani bir defa zaten savaşmış da Fenerbahçe Ali Koç'u. Forma gönderir mi? Yani şu anda yine 5 hafta geride kaldı. Ben Galatasaray'ın Ali'ye falan fazla bir şey görmedim. Maça çıkma beraberliğe razı mısın? Bence Okan Buruk okeydir. Çok çirkin ama çok sevimli. Çok büyük futbolcu. Niye öldürüyorsun kendini? Ya şaka yaptık be oğlum. Hocam Çakar hoş geldin. Hoş bulduk. Turan'ın sunduğu Çakar'da bu hafta gündemimiz çok yoğun. Yoğun, yoğun, yoğun. Birincisi tabii Fenerbahçe yönetiminin Ali Koç'un Tayyip Erdoğan'a ziyareti. Orada ilginç gelişmeler var. Galatasaray maçı, Okan Buruk'un sözleri bir önceki maç ve dün dünkü e, karşılaşmada Barış Alper'in e, gol meselesi biliyorsun. FETÖ'cü Enes Kanter'in yaptığı e, ilginç şeyler. E, nedir kısmımız olacak? nedir bölümümüz olacak? Yer bir geliyor. Özellikle Maksimen'i sormak istiyorum. O önemli kritik noktalardan bir tanesi. Te Galatasaray'da yaşananlar başta era yazgan olmak üzere dolu dolu bir gündemimiz var. İlk maddeyle başlayalım. O görüntüler de ekrana geliyor hocam. Ee, uzun süre sonra ki aslında bir sene sonra bir senenin sonunda Ali Koç ve yönetimi Cumhurbaşkanı'ndan Randevu aldılar, gittiler. Orada ilginç gelişmeler yaşandı. İlginç haberler var. Söz sende abi. Şimdi Sayın Ali Koç ve yönetimi daha önce belki 20 gün önce Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Sayın Bahçeli Ali Koç ve yönetici arkadaşa büyük bir jest yaptı kolay değil. Babası yaşındaki koskoca Devlet Bahçeli kapıya kadar Sayın Ali Koç'u ve yanında kim vardı hatırlamıyorum bir idareci vardı uğurladı. Bu şu demektir. Sayın Bahçeli ancak ve ancak pek tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'nı uğurlar kapıya kadar. Belki bir parti liderini uğurlar. Başka da kimseyi uğurlayacağını uğurlamamıştır diye biliyorum. Bu ne demektir? Sayın Bahçeli'nin Sayın Ali Koç'a değer verdiğinin göstergesi. Oradan çıktı. Tam muhalefet Özgür Özel'i ziyaret etti. Evet. CHP Genel Merkezi'nde öpüşerek karşılaştılar. Sohbet ettiler daha yaşıt oldukları için. Belki daha... E, protokoldan uzak, daha yumuşak geçti. Sonra en sonunda evvelsi gün Sayın Cumhurbaşkanı ziyaret edildi ve bazı sayın bakanlar ziyaret edildi. Başta Adalet Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız olmak üzere. Bunlarda bir sıkıntı yok. Yani şunu düşünmesin Türkiye. Ay Ali Koç Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret etti. Fenerbahçe bu sene şampiyon yok. Yani işi gücü yok da Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli'nin, Sayın Özel'in veya Sayın Bakanların. Talimat verecekler Fener. Yok böyle bir şey. Bakın bizi izleyen binlerce, yüz binlerce sansürsüz futbol izleyiciler. Böyle bir şey yok. Sanatta ve sporda torpil olmaz. Ha şu olur. Türkiye'de algı şudur. Yani Fenerbahçe'ye bir pislik yapmayı düşünen biri veya birileri kurum ya da kuruluş var ise azıcık çekinir. Hepsi bu kadardır. Yine sonuç olarak oynayarak alacaksın. Yani eğer bir herze varsa işin içinde, bu yukarı siyasetçiler falan bu işin içinde yoktur. Aşağılarda bakacaksın. MHK, federasyon, ceza kurulları, hakemler gibi 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 evet. aşağıda aşağıda. Onun için bu ziyaretler olabilir. Çok doğaldır. Epey zamandır da bildiğim kadarıyla Sayın Koç ve Fenerbahçe yönetimi Sayın değil. Cumhurbaşkanı'ndan Randevu alamıyorlardı diye biliyorum. Doğru. Belki de yanlış biliyorum. Yo, doğru. Kendisi yani, de söylüyor teklif zaten. Teklif ediyor. Belki trafik yoğundu. Ee, gündemi yoğundu. Sayın seyahatler, meyahatler, Malum meseleler var. Kardeşim kolay değil. Ukrayna'da savaş, Gazze'de savaş, İsrail soykırımı. Güney, Güney, ekonomik, Güney Güneydoğuda Irak, Suriye'de bir problemler. Bir sürü problem var. Ekonomik problemler. Yani ben bile şu alimle, gariban alimle bile bir insan ben de görüp pek Bazen randevu veremiyorum takvim dolu olduğu için. Bu çok doğal bir şeydir. Burada da ben kötü niyet olduğunu düşünmüyorum. Sonunca randevu gerçekleşti. Ha ne konuşuldu bilmiyorum. Bende üç madde var. Nereden biliyorsun? Fenerbahçe tarafından edindiğim bilgiler. İletildi sana. Gazeteci ne konuşuldu? Merak ettim. Galatasaray şikayet ediliyor kara borsa meselesi, vergi kaçırma meselesi, bankalar birliğinden para kaçırma meselesi gibi bazı şikayetler yapılıyor. Şimdi senin dediğin doğruysa ki doğru olma ihtimali çok çok yüksek sana inanırım. Bana göre bir kulüp başkanının diğer bir kulübü sayın cumhurbaşkanına şikayet etmesi komedidir. Niye? Türkiye bir hukuk devlettir. En azından hukuk devleti olmak zorundadır. Yani bazı kanun dışı işler, bazı soruşturmalar adli yargıdaki Takipler, masahan takipleri gibi 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 devletin kurumlarının yapacağı soruşturma Cumhurbaşkanı'ndan talimatlı olmamak durumundadır. Mutlaka katılıyorum. Yani Ali Koç niye şikayet ediyor Sayın Cumhurbaşkanı'nı? Yani şikayet etmese olay yürümeyecek mi Yargı'da? Aslında bu tür... Benim ifade... edindiğim bilgi bu konuda da e, önemli çalışmaların yapıldığı bildiriliyor, söyleniyor. Ben bu konuyu bilmiyorum. Yani ama o bir, ama bildiğim bir şey detaylardan var. Detaylardan bir tanesi. Ali Koç'un, Sayın Koç'un, Sayın Cumhurbaşkanımıza, bir başka kulübü, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzon'u, Hakkari Spor'u şikayet etmesi abestir. Ha şu konuşulabilir. Türk futbolunun sorunları dile getirilebilir. Nedir o? Efendim, vergiler. Nedir o? Altyapı çalışmaları. Nedir o? Kara borsa bir sorun değil midir? Kara borsa sorun ama bunu Galatasaray yapıyor diye. Kara borsa sorun. Tribün terörü. 62-22. Bununla ilgili yapılması güzel. Global şeyler konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir arzu istek olabilir. Şikayet de olabilir. Mesela der ki Sayın Cumhurbaşkanım biz bu kadar vergi ödüyoruz. Bu vergi biraz aşağı inse de bu vergiyi biz altyapılara harcasak gibi 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 diğer branşlara basketbol, voleybol, yüzme falan, tenis. Bunlar, bunlar hepsi olabilir. Ama Galatasaray bunu yapıyor dediğim vakit arkadaşını öğretmene şikayet etmek gibi bir şeydir. Ben bunu kabul etmiyorum. Ya şimdi bir dakika ne diyecek yani? Şimdi ben, ben Sayın Cumhurbaşkanı olsam. Aliko Beyefendi bana niye şikayet ediyorsunuz? Gidin yargıya başvurun. Onlar da takibatı yapsın. De, böyle olmak zorunda. Muhtemelen öyle oldu. Ha? Herhalde öyle oldu. Bilmiyorum. Bakacağız. Yani o olayı takip ettiklerini söylüyorlar. Peki. Eray Yazgan alacağım. Bak sana ben bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Söyle. Bazen işi daha iyi görebilmek için büyük resme bakacaksın. Büyük resme. Bir Alman, bir İtalyan, bir İngiliz futbol severi diyeceksin ki Türkiye'den bir takım ismi söyle. Mutlak Galatasaray derler. Biz nasıl İtalya'dan Milan deriz, Juventus deriz, Inter deriz, İngiltere'den Liverpool, Manchester. Arsenal deriz. Birmingham demeyiz ama. Doğru. Bir İngiliz, İtalya, Alman da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon der. Yani Konya spor demez. Doğru. Eğer Konya sporlu falan bir arkadaşı yoksa mahalleden Almanya'da, İtalya'da demez. Şimdi. O Alman'a, İtalya'na diyorsun ki gel buraya otur. Bu Galatasaray UEFA şampiyonu. Türkiye'nin en fazla şampiyonluk kazanmış takımı. 59'dan sonra. Efendim, bir de lise gibi, Türkiye'nin en önemli liseleriyle bağlantısı var. Batı'ya açılan pencere. Galatasaray, Türk futbolunun kurum anlamındaki dünyada bana göre bir numaralı markasıdır. Aksini söyleyen ya fanatiktir ya da e, trolldür. Var mı kardeşim? Türkiye gibi ülkenin futbolu bir UEFA şampiyonu çıkartmış. Doğru. Var mı? Yok. Yok. Süper Kupa şampiyonu çıkartmış. Var mı? Yok. Bu kadar basit. Biliyor musunuz son üç ayda böylesine köklü güzüde bir kulübü yöneten adamlar, vasıfsız elemanlar, Dursun Özbek başkanlığındaki adamlar doğrudur yanlıştır. Galatasaray'ı son derece kriminal, çirkin, sakil, ahlaka aykırı bir işlere soktuğunu iddia ediyorlar. Bir kara borsa bilet olayı. Bu sakil. Artık bu artık yani tüp şeyden çıktı. İspat et kardeşim falan yok kardeşim. Binlerce insandan mesaj geliyor. Ben bu site... artık iş işin cılkı çıkmış. Siteler kurulmuş. Gelin bizden kara borsa alın diye. Olan bu siteler bu kara borsa bileti nereden alıyorlar? Bu kara borsa bileti alabilmen için bir torbacıya ihtiyaç var. Ben şimdi Allah korusun. E, Allah korusun. Allah Altyazı korusun. Allah korusun. Adam diyor ki uyuşturucu uçulmuş. almak isteyen bana gelsin. Ben de diyelim ki müptarayım Allah yazdıysa bozsun. Gidiyorum. Alıyorum. Peki şimdi soruyorum. O internet sitesi bu uyuşturucuyu nereden aldı? Birinden aldı. Torbacı kim? Torbacının tepesindeki adam kim? Adam kendi imalatanesi yok ki internet sitesi. Doğru. Yani buradan nereye geleceğim? Kara borsa bilet satan birçok internet sitesi var. Bunlar bu biletleri nereden alıyorlar? Herhalde matbaalarda basmıyorlar. Bunun içinde pasolik olması lazım teorik olarak konuşuyorum. İtam değil. Galatasaray idareciler olması lazım. Galatasaray profesyonelleri olması lazım. Bunun içine soktular mı? Soktular. O tam iş kapandı kapanmadı araştırma soruşturma derken birden illegal bahis illegal kumarhane reklamı çıktı. Şimdi bakın bir ülkede bütün global bahis şirketleri çalışma faaliyeti legal olur. Galatasaray'ın yaptığında hiçbir arıza olmaz. Tıpkı Torino gibi. Tıpkı Real Madrid gibi. Adam Real Madrid buraya ne yazıyor? Bir tane dünyaca ünlü bayi şirketinin ismini koyuyor. Legal. Legal kardeşim. Türkiye'de alkol almak legal mi? Alkol sağlığa zararlıdır. Türkiye'de alkol almak şey mi? E, legal mi? Legal. Alkol sağlığa zararlıdır. Tüm kötü Ama de reklamını de yapamıyorsun. Reklamını yapamazsın. Ama buna mukabil. Amerika Birleşik Devletleri'nde sigara ve içkinin reklamı var. Daha önemli. Türkiye'de ben şunu diyemem. Ben Doktor Ahmet Çakar olarak bronşitte şu antibiyoti almalısınız. Bu iyi gelir diyemem. Bu suçtur. İlaç reklamı yapamam Türkiye'de. Ama Amerika'da ilaç reklamı serbest. İlaç reklamı yapabiliyorsun. Bu ülkelerden ülkelere değişiyor. Türkiye'de şu anda Türkiye'de illegal olarak görünen bir bayi şirketinin, bir kumarhane, kazinonun reklamı yasaktır. Artı etik olarak da çok kötü. Bu bayis kumardır sonuçta. Kumar insanların hayatını bitirir. Kumarda kazanan yoktur. İnsanların hayatını bitirir. Dolayısıyla utanmadan, Galatasaray idare Orada bir Niyazi diye bir adam varmış. Yelken mi? Yelkenci, Yelkenci oğlu. Yelkenci Bir de sponsor. Niye ona itham ediyorum? Sponsorlardan sorumlu. Tamam. Ben vergi memuruyum. Nereden biliyor? Bir de utanmaz cevaplar veriyor. Utanmaz. Cevaplar. Kardeşim. Şimdi bu Türkiye'ye 85 milyon ödüyor Galatasaray. Yiyin. Bak şunu yiyin diyor. Bir kumarhane var. Tamam. Merit King. Beni ilgilendirmez. Ne istiyor? Bu haber sitesi diyor. Ne haberi veriyor kardeşim? Bu spor haberleri. Spor. İşte, işte, hakem bilmem ne oldu. Galatasaray şunu transfer etti. Fatih Terim şunu dedi. Haber 14 milyon dolar Galatasaray'a para veriyor. Biz de bunu yiyelim. Üstelik çakallığa bak. Bu parayı niye veriyor? Futbol faaliyetlerine sponsor olmak için. Doğru mu? Evet. Futbol faaliyetlerine sponsor olacaksan bu parayı nereye vereceksin? Futbol aşağıya vereceksin. Doğru. Ama Galatasaray yönetimi vergi kaçırmak için Bankalar Birliği'ni kandırmak için 3 milyon lirayı şirkete alıyorlar. Çünkü 3 milyon lira şirkete geldiği vakit bunun KDV'si, vergisi ve bankalar birliğine ödenmesi gereken yarısı orada 1,5 milyon dolar falan kara para kalıyor. Geri kalan 11 milyonu kulübe alıyorlar bağış adı altında. Ama bu da yasal değil niye? Bir sponsor firma futbol takımına sırt reklamı vermişse bu parayı futbol faaliyetleri için vermiştir. Ha yelkene sponsor olacaksan o zaman kulübe yazarsın. verebilirsin. Kulübe. Sen futbola spor. Çünkü bir, bir, maçta giydiler arkada. Doğru. Bu 11 milyon lirayı niye kulübe verdiriyorlar biliyor musun? Bu bağış olduğu için vergiden muaf. Ne vergi ödüyorsun bundan, ne KDV ödüyorsun, ne de kulüpler, bankalar birliği bu paranın belli bir kısmına çökemiyor. Tertemiz para. İşte Ali Koç da bunu söylüyor. Tamam. Arka ya bunu bunu bak bak bunu var. anlayabilmek için bir masakçı olmak gerekmez, savcı olmak gerekmez, hatta insan olmak gerekmez. Dünyanın en gerizekalı insanı bile bunun hile, hülle yoluyla devletten vergi kaçırmak, Evet e, bankalar birliğini kandırmak ve suçtan elde edilmiş parayı aklamak makam olduğu belli. Bir defa şunu söylüyorum, merit. King adlı iddia sitesi, kazino. kumarhane bunu niye yaptı biliyor musun? Korkunç bir reklam yaptı, karşılığında muhtemelen kendi cebinden 14 milyon çıktı bu 14 milyon cebinden çıkar adam şu anda kırmızı bültenle Interpol tarafından aranıyor. Ve Galatasaray devleti kandırmak için 11 milyonu bağış olarak kulübe alıyor, KDV vergiden kaçmak için ve bankalar birliğinden kaçmak için. 3 milyonu şirkete alıyor. Bu da yasal değil. Merit King adlı, News adlı şirket bu parayı futbol faaliyeti için veriyor ki sırtına futbol takımının yazdırıyorsun. O zaman futbola şey yatıracaksın. Amaç devleti kandırmak, vergi kaçırmak, bankalar birliğini kandırmak, kara parayı aklamak ve sonuçta Galatasaray kulübünü rezil rüsva etmek. Bak Dursun Özbek ve ava neleri. Devletten korkmuyorsanız Allah'ınızdan korkun. Galatasaray'ı rezil üsfa ettiniz. Utanmazlık yapıyorsunuz. 11 milyonu kulübe çektirmekle devletten vergi kaçırıyorsunuz. Bankara Birliği'nden para kaçırıyorsunuz. Suçtan elde edilmiş, illegal elde edilmiş parayı... ...aklamak için Galatasaray Kulübü'nü köprü olarak kullandırıyorsunuz. Benim dediklerim yalansa... Niye bir hafta, dün gece arkadaşlar biz bu işi askıya aldık. Bu askı ne biliyor musun? Ne? Yusuf, Yusuf. Yusuf, Yusuf. Korku. Baktılar ki ulan millet yeme, zaten yemeyecek. Utanmazlık şu. Açık konuşayım mı? Konuşalım. Ben böyle bir ahlaksız bir ortamı, ya kumarhane reklamı yapıyorsun. Bu futbol ahlaksızlığıdır. Böylesine yasa dışı bir olayı. Galatasaray üzerinden yapıyorsam eşyanın tabiatına uygun olarak benim de bu işte yolum olması lazım. Dursun Özbek ve arkadaşları yolunuza mı çıktınız kardeşim? Önce kara borsa ardından yasa dışı bir illegal bir bahis kazinonun reklamı hüle yoluyla artı vergi kaçırma. Vergi kaçırma o kadar açık ki. Futbol takımına değil de kulübe verdin mi o paranın vergisi yok. Nereden baksan devletin kaybı en az 3-4 milyon dolar. Bankalar Birliği'ni saymıyorum bile. Şimdi böyle bir rezil ortama sokan Dursun Özbek ve Aveler'ini Allah belasını versin. Galatasaray'ı böylesine pis işlerle adının geçmesini sağlayanlar Allah'ından bulsun. Hadi Türk devletinden bulurlar bulmazlar. O benim işim değil. Yargın işi... Allah'ından bulsunlar. Şimdi Eray Yazgan. Evet. Sen bir yalancısın. Veya yalancı değilsen vergi kaçırıyorsun. Şimdi Eray Yazgan kimdir? Niye bu kadar net konuşuyorsun? Yo, ben net konuşurum. Maçaları yiyorsa mahkemeye verecek. Peki. Eray Yazgan kim? Önce ben tanımam. Yani yolda görsem tanımam. Eray Yazgan Galatasaray'ın idarecisi. Tamam Güzel. Nerede adı geçiyor? Kara borsa bilet olayında, kozmik odada bir tane bir, bir, başka adamla, bir profesyonelle oturup bunlar hep içeriden gelen bilgiler. Kara borsa yaptıkları, paraların toplandığı, iddia edilen bir adam. Eray Yazgan. Bizim Ertem Şener'e yapmış olduğu konuşmada benim şirketlerim milyonlarca dolar para kazanıyor. Benim paraya mı ihtiyacım var? Diyor. Peki. Eray Yazgan sen bir yalancısın yalancı değilsen vergi kaçırıyorsun. Niye? Ertem'e dedi ki benim şirketlerim yılda 150'şer milyon TL çok büyük para. 150'şer milyon TL ciro yapıyor para kazanıyor dedi. Oysa ki Eray Yazgan son iki sene içerisinde son iki sene içerisinde ödediği vergi sadece 10 bin dolar. 10 bin dolar. 300 küsür milyon lira. 10 bin dolar. 10 bin dolar nedir? 350, Mesela şeyin baş başı. 350 bin, lira abi. He? 10 bin dolar 350 bin lira. Yani şu var. Eray Yazgan'ın şirketleri 2022'de zarar etmiş. Yani 2022'de şirket zarar etmiş. Bu ne demektir? Eray Yazgan çoluğu çocuğu aç kalmış demektir. Geçen sene de 2023'te 300 küsür milyon lira yani 10 bin dolarcık vergi ödemiş. 10 bin dolar vergi ödediğine göre demek ki 25-30 bin dolar para kazandın ki 10 bin dolar vergi ödedin. Buraya kadar doğru mu? Fakat sıkıntı şu. Ne? Eray Yazgan şirketi sermaye arttırmış. 20 milyon lira. Yani Eray Yazgan 20 milyon lirayı taahhüt etmiş, vermiş. Şirket sermaye arttırmış. Şimdi soruyorum. Eray Yazgan bu 20 milyon TL'yi nereden buldu? Üç ihtimali var. Ya sokakta buldu. Ne zaman arttırmış bunu? Bu son birkaç ay içinde. Şimdi evet. bak şunu soruyorum. Eray Yazgan. Sen 20 milyon lirayla sermaye artırımı yaptın mı? Yaptıysan helal hoş olsun bravo. Biz çalışan adamı, iş adamını müteşebbis, insanı severiz. Güzel. Bu 20 milyon lirayı nereden buldun? E ben kazandım. E kazandıysan vergisini vermemişsin. Sen en fazla kazanmışsın son iki senede 100 bin dolar. Vergi vermişin 10 bin dolar. O zaman vergi mi kaçırdın? 20 milyon lira. Ha evde yıllardır birikiyordum işte sünnetimden geldi onları gömdüm. Sonra şey bir daha sünnet oldum sonra bir daha sünnet oldum. Bu paraları bir insan evde 20 milyon lirayı evindeki kasasında tutması bir eşekliktir. İki çok tehlikelidir. Üç hayatın doğal akışına aykırıdır. Şun diyebilir. Bir arkadaştan borç aldım. Vallahi Aydın versene bana 10 bin lira borç. Kimse kimseye 20 milyon lira borç falan vermez. Üç, bir mülk sattım. Güzel. Ayaş'ta bir yeri varmış, onu satmış. Ne zaman sattı, ne kadar? Ayaş, Ankara, Ayaş'ta. Nedir yani, ne kadar para yapar? Bilmiyorum. Cevap bak, bunların hiçbirisi itham değil. Soruyorum. Eray Yazgan. Ertem'e dedin ki ben senede 300-150'şer milyon lira para kazanan zengin bir şirketlerim var. Benim para yapıla bu kepaze işlere, kara borsaya ihtiyacım yok diyorsun. Saygıyla karşılıyorum. E senin şirketlerin son iki sene içinde sadece 10 bin dolarlık TL bazında vergi ödemiş. O zaman orada mı yalan söylüyorsun yoksa vergi mi kaçırdın? Bunlar hep soru. Asla itam değil. Sermaye arttırıyorsun. Bak eşek anlatır gibi anlatıyorum. Tabii eşek olarak kimseyi suçlamıyorum yanlış anlama. Çok tane tane. 20 milyon TL ile sermaye arttırmışsın. Helal hoş olsun tebrik ediyorum Allah işlerini arttırsın. Bu 20 milyon lirayı nereden buldun? Cevap. Sana ne diyebilirsin tabii. Sana ne diyebilirsin? Veyahut edersin ki yolda buldum. Okey. Sünnetimde, sünnet arka arkaya ben sünnet oldum. Oradan gelen altınların biriktirdim. O altınları bozdurdum, yatırdım. Veya yıllarca kazandım. Evet, evde, kesin. saklıyordum. O, <laughs> Veya bir arkadaşımdan borç aldım. Veya bir mülük sattım. Ayaş'taki yeri. E Ayaş'taki yeri satmışsam miktarını da görelim. Şimdi bu ne çıkar biliyor musun? Ne çıkar? Sebepsiz zenginleşme diye Türk kanunları da bir madde vardır. Yani nereden buldun mu bu diyeyim. E nereden buldun yasası yoktur. Ama sebepsiz zenginleşme şudur. Yani bugün örnek hayatını şerefinle şoför olarak kazanan, hayatını şerefinle bir öğretmen olarak kazanan, hayatını şerefinle bir polis memuru olarak çalışan bir adam bankaya tutup da 2 milyon dolar yatırdığı vakit derler ki kardeş sen ayda alıyorsun 50-60 lira para. Bu 2 milyon lira, 2 milyon dolar nasıl oldu? Bunun vergisini verdin mi? Nerede bulundun değil ama bunun vergisini verdin Doğru. Ha adam alır ve mesela bin dolara yatırırsan kimse bir şey demez. Bu biriktirilebilir bir paradır. Doğru. Veyahut da bir doktor, serbest meslek, avukat büyük paralar kazanıyor. Yüz bin dolar götürdü vakit bu kazanılabilir. Ne, ne, bu parayı nereden buldun? Ne, Umumiyetle Türkiye'de şöyle. G sünnetimde gelmişti. E, nikahımda Değil. takılar gelmişti. Yolda buldum. Gömü buldum. Ne? Gömü Aa, Gömü bulsam bile Oo, vergi o, vereceksin. Hayır gömü bulsam bile bir gömüyü kazarken izin alacaksın <laughs> gömünün de vergisini vereceksin. Şimdi Babadan Eray Yazgan. Babadan kaldı yani. ya. Efendim? Babadan kaldı. Şu öyle yok öyle. Babadan kalsa da veraset vergisi vereceksin. Şimdi Eray Yazgan'a çok net soruyorum. Ertem Şener'e dedin ki milyonlarca lira kazanan zengin bir şirketlerin sahibiyim. Yalan söyledi. İki senede verdiğim para on bin dolarcık. 20 milyonla sermaye arttırdın. Bu parayı nereden buldun? Sünnetten mi geldi? Bahçede gömü mü buldun? Bir arkadaşından borç mu aldın? Evde saklıyor muydun? Bir mülk satıp onu mu oraya geçirdin? Bunun cevabını istiyorum. Asla da namussuzum, şerefsizim. Asla da bir itamda bulunmuyorum. Ama şu cevabı istemem. Sana ne kardeş diyemezsin bana. Sana ne kardeş diyemezsin. Bekliyoruz o zaman. Ha, sana ne kardeş ayağı iyi ayak değil. Peki. Şimdi hoca bir başka mesele. Ya şu FETÖ Jenes meselesi. Yaptıklarını görüyor musun? Şimdi bak bir şey söyleyeyim. Çok, çok uzun oldu. yıllar önceydi. Sekiz sene falan. Sekiz bir sene. Pastanede önce. otururken. Evet. Çok uzun boylu bir adam geldi. Hocam nasılsın falan dedi. Merhaba dedik. Resim çektirdik. O resim yayınladılar. Sonra sonra sonra. Yani şunu söyleyeyim. 2015'ler önce FETÖ 2015-2014'ten önce FETÖ bir suç örgütü değildi. Çünkü bu ülkenin siyaseten de iş adamı olarak da sanatçı olarak da birçok insan şu anda sallıyorlar ya FETÖ, FETÖ, terör örgütü tamam amenna. Ama aynı kişilerin 2014'te hocamız ellerinden öperiz, güzel insan falan dedikleri böyle yüzlerce, ben değil ama yüzlerce iş adamı siyasetçi, doğru. iktidar siyasetçisi, sanatçı, sanatçı, sporcu, sporcu vardı. Doğru. Yani bugün Allah kahretsin seni FETÖ, terör örgütüsün diyenlerin 10 sene önceki tweetleri. Efendim hocamız ne güzel insan. Bunu şey içinde de söylüyorum. E, doğru. Onlar yazdığı için ben böyle bir şey astım. Hocamız ne güzel insan. Ellerinden öperiz. Allah ben yani böyle böyle yalama laflar. Ha şu olabilir. O zaman öyle düşünüyorlar. Sonra 2015 patladı. İşin farklı bir boyutlara. Terör örgütü boyu. Buna da saygı duyuyorum. Şimdi bak bir şey söyleyeyim sana. Söyle abi. Bu açık açık bir problem. Ben Enes Kanter'le bir kere resim çektirdim. Sonra o bu işlere girdi. Allah sonuna hayır etsin. Bilmem. O yargın iş. Fakat birinden anlamadığım şekilde Fenerbahçe forması için Fenerbahçelere teşekkür ediyor. Beşiktaş forması için de Beşiktaşlara teşekkür ediyor. Ya bugün mantıken düşün. Enes bu tam, da, He? tam da bu kulüplerin Cumhurbaşkanını ziyarete gittiği döneme denk getiriliyor. Hem o, hem o, hem de, hem de bu bu kara borsa bilet yolsuzluğu, bu e, illegal yasa dışı bayış olayları patladığının hemen akabinde oluyor. Bir birkaç gün içinde. Anlamadım şu. Bugün Enes Kanter senin, benim, onun yeğeni olsa Vallahi kimse onunla telefonla konuşmaz korkudan. Buraya kadar mutabıkmış. Mutabıkız. Ha? Mutabıkız. Niye? Çünkü ben şu anda Türk, Türk, Türk yargısının firari terör örgütü üyesi olarak kabul edilmiş bir adamla babası bile hani babası bir dereceye yedirir. Arkadaş da olsam konuşmam iş bana çıkar diye. Yani sizin aklınız alıyor mu? En geri zekalı vatandaşımıza soruyorum. Ali Koç'un işi gücü yoktu. Enes Kanter'e forma gönderir mi? Gönderir. Yani bir defa zaten savaşmış da Fenerbahçe Ali Koç. Un... Forma gönderir mi? Beşiktaş gönderir mi? Ha bu demek ki bir manipülasyon. Bu manipülasyon neyin karşılığı? İşte burada sıkıntı şu. Ne? Enes Kanter nasıl böyle bir şey için kendini kullandı? Aptal. Yani Söyleyeyim. Hayır, söyleyeyim mi sana? Aptal adam bu bunu yapmaz. Mesela diyelim ki aptal bir adam, eğitimli bir adamı getirir. Çok kullanışlı getir. bir aparat oldu. Kardeşim, yani. çok kullanışlı, kullanışlı aparat. Oldu. aparat yani dedim. propaganda elemanı olur. oldu. Bir aparat, kullanılmaya uygun aparatlar bile uyanıktır. Bedeli mukabili kendini kullandırır. Yani bugün televizyonlarda onun bunun tetişçiliğini yapar, ona buna saldıran adamlar, Oradan televizyonlardan gelecek parayı elde etmek için tetikliciliğe soyunuyorlar. Kimse kendini, kimse kimseyi bedel kimse kendini bedelsiz kullandırmaz. Enes Kanter'in para ihtiyacı yok bildiğim kadarıyla. NBA'de oynamıyor mu kardeşim bana? adam? FETÖ'ye veriyorum diyor. He? Para bütün parayı oraya verdim Tamam diyor. beni ilgilendirmez ki verirse yani. versin. Neyse ama yani olayın burada sıkıntı. O, ola, olay büyük Aa, sıkıntı. Bu olay bu olay. Aslında bu olay var ya. Endrek evet. Galatasaray'a zarar verir. Bak niye siz en Galatasaray'a zarar verir? Kara borsa bilet yolsuzluğu. İddiaları. İllegal bahis sesi olayı patlamış ve Galatasaray rezil rüsva olmuşken. Bak burada kulübe laf söylemiyorum. Bak. Galatasaray Türkiye'nin dünyada bir numaralı markasıdır. Var mı başka kupası olan? Yok. Geç o işleri. UEFA kupası şampiyonudur. Okul var mı böyle çok güzide bir okulla paralel bir ülke? Fenerbahçe Lisesi yok işte. Beşiktaş Lisesi de yok. Var da yok. Galatasaray Lisesi kimleri yetiştirdi bu ülkede? 500 yıllık çınar. Sen bu tak... Bak küme düş. Bu şerefsizlik değildir. Sportif bir şeydir. Kötü oynadık. İşler kötü gitti küme düştük. Bu şerefinde düşersin. Ama sen Galatasaray'ı bu kara borsa illegal bayisle tartışılır hale getirip kimse getirmedi kardeşim bu işi. Kendiniz yaptınız bu işleri. Kimse ha şimdi bunları dağıtmak için Enes Kanter'e bunları söyle bu manipülasyonu yaptırıyorsan adama derler ki ulan o zaman bu rabıta, bu rabıtada bir haklılık payı var. Asla şunu söylemiyorum. Mesela şuna ben kesinlikle karşıyım. Galatasaray'ın büyük başarılarının arkasında e, Pensilvanya vardı. Hayır. Hayır efendim. Arsenal'i yenerken Pensilvanya mı vardı? Milan'ı elerken İspanyol hakem örgüt mensup muydu? Mallorca'yı yenerken Alman hakem örgüt mensubu muydu? Zaten bu kadar gücü varsa seni de ham yaparlar. Yani UEFA şampiyonu. Geçin o işleri. Geçin. Geçin o işleri. Doğrudur. Galatasaraylı bazı futbolcu ve teknik adamlar. Tıpkı bazı bir iki tane isimsiz Fenerbahçe'li futbolcu Bir zaman zaman bu işlere gitmişler gelmişler. Ama ya, ama ya yani bu bu propagandanın bir sebebi var. Sebebini söyleyeyim bu işleri dağıtmak. Ha bu bir. İkinci söylüyorum. İkinci söylüyorum. Bu Fener ve Beşiktaş'a Cumhurbaşkanlığı ziyarete gitmeniz hoşlanmadık. Tabii hayaldir. tabii. Ha bunu kim yaptı bilmem. bak. Bu kulüpler üstü bir şey de olabilir. Onu da sana söyleyeyim ha. Detayı tahmin edemedim. Kulüpler üstü bir şey de olabilir. Doktrinsel bir şey de olabilir. Siyasi bir kavganın da tezahürü olabilir. Bak dürüst konuşuyorum. İlle de bunu Galatasaray'a mal etme. Ee, Edemem. Yani şu anda oturması lazım kafamda. Be benim görüşüm abi doğrudan FETÖ Propagandası için e, çalışan e, oradaki elemanların operasyonu benim yorumum da bu. Şimdi Çakar, e, Okan Buruk geçen dedi ki basın toplantısında. Evet, negatif, negatif ayrımcılık yapıldı. <laughs> i̇ki tane penaltı verildi aleyhimize. E, ondan önceki hafta e, nizami golümüz verilmedi. E, bayağı bir negatif ayrımcılık var. Bence pozitif demek isterken şey negatif demek isterken pozitif dedi Bak uzatmayın abişim. Arka arkaya iki maç izledik. Biri Kasımpaşa Fener. Evet. Fener kazandı, toz kalkmadı. Çok net bir şekilde bir penaltı verilmiyor. Çok net bir şekilde ama. Senle beraber seyrettik. Doğru. Ortalanıyor, top 25 metreden geliyor. Yakın mesafe filan değil ha. Çok sert bir de top değil. Adam şöyle yapıyor, topu kesiyor. Bu tartışmam bile. Bak şeyi tartışırım. İsmail Yüksek elle böyle vurdu, kafadan sekti. Biri der ki kafadan sekti. Bence penaltı da bunu tartışabilirsin. Ötekini tartışmam. Bak şunu tartışmam. Peki. Bu gri bile değil aslında. Bu siyah beyaz bir pozisyon. Penaltıyı verecektin. Vermedin evet. var dur bekle bak başla açla, diyecekti. Git bak adam elif elif elinde kesecekti. Penaltıyı verdirecekti. Aradan iki gün geçiyor. Dün gece. Biz bu programı çarşamba çekiyoruz. Dün gece. Galatasaray Antep maçında. İlk gol. Gol oldu o elli attı dedim. Elli attı demiyorum. Eline çarptı dedim. Şimdi biliyorsun kural gereği gol atan oyuncu vücuduna istemsiz bile olsa kasten bile olmasa top eline koluna çarptığında gole atan oyuncunu çarpıyorsa gol iptal olur. Bu yeni bir kural. Bizim zamanımızda değil. Bizim zamanımızda gayri kastı çarptı. Kardeşim adam göğsünü alayım derken yanlışlıkla koluna çarptı gitti gol attı. Benim zamanımda goldü bu. Fakat FIFA Golü atan oyuncu. Ha Barış Alper orada gayri kasti eline çarptı. Birine verdi o birine verdi. O tartışılır. Gayri kasti. Barış Alper'e gayri kasti çarpmış olsa bile. Gayri kasti çarpmış olsa bile. Golü atan Barış Alper olduğu için golün iptali gerekirdi kurallar göre. Ulan bir baktım. Ulan elle, elle yani. Ele temas var. Kasıtması onu aramıyorum. Ama Gerek sağlıyor. Yani. Avantaj sağlaması gerekmiyor Anladım. anlamadın mı? Gerekmiyor avantaj ya sağlaması. Hani sağlamaz da bir yerde tutarsın bak sana bir, abi, şey bir şey olur yani. Kaleci topu çıkartayım dedi. Ben de arkamı döndüm böyle durdum bak böyle durdum. Top burama çarptı. Bak arkamı dönmüşüm. Top kaleye gol oldu. Adam diyor ki kaleci benim koluma attı topu. Kop benden çekti gol oldu. Ben arkamı döndü. Hayır kural gol iptal diyor. Çünkü gol en son atan oyuncunun top eli ve kolu avantaj sağlaması gerekmiyor. Kasıt unsuru gerekmiyor. Bilerek isteyerek oynanmış olması gerekmiyor. Temas diyor. Peki. Dün de temas var. Var. O tartışma avantaj sağlıyorsun falan onlara hiç girme. Gol iptal. Peki şimdi ya siz var ne yapıyorsunuz? Var. Var sistemi, var hakemleri. Ya orada penaltı, açık penaltıyı vermiyorsun. Toz kalkmıyor Fener kazandığı için. Dün Antep. Ya Antep'in konuşacak. o gol iptal edilseydi yine Galatasaray kazanırdı. Ya yani Galatasaray dün Gaziantep'in teknik direktörü başkanla maçı yönetti. Yine Galatasaray maçı kazanırdı. Antep'in halini gördük dün. Yani onu tartışmıyorum. Hakemle Ne ya? Hadi atma. Bir tane daha. O tekim de iptal et. E, kazanacak Galatasaray. Belli de. Antep'i gördük ne oldu. Fenerbahçe'de Kasımpaşa'yı yendi. Hiç bir toz kalkmadı. Sonra bir penaltı verdi falan. Hani ben kötü niyetliyim ayağıyla falan. boğuntuya geldi. Ama... Önümüzde Fener Galatasaray maçı var. Böyle bir olaydan verilen verilmeyen elle çarpan böyle bir olaydan sonuç etkilenirse Türkiye'de yer yerinden oynar derbide. Anlatabiliyor muyum? Hakemlerimiz çok kötü. Hakikaten çok kötü. Var hakemleri sanki mamalı. Yani birileri onlara talimat veriyor. Fazla işin içine girmeyin falan gibi ama sonuçta illegal goller oluyor kardeşim. Ya illegal derken kural dışı goller Anormal, oluyor. Normal. Ha normal goller oluyor. Evet. Peki. Dolayısıyla diyorsun ki Okan Buruk. Lafa değil eylemlere bakalım. Ya kardeşim bir şey o söyleyeyim. Bu işler bizim aleyhimize oluyordu. Ha, Adam bak, açık açık söylüyor abi. Bak ne kadar kötü olduğunu, Dün evet. Kaan verilen sarı kart kesinlikle yanlış. Herkes diyor ya de verilmedi. O da yok. Öyle bir kart yok. Dün Galatasaray hiç kart görmemeliydi bir kart gördü. Kaan Ayan. Öyle kart yok. Buna mukabil Yunus'un görmesi bir gereken kart vardı 3 gün önceki maçta. Kimle oynadı Galatasaray? Ee, 5-0 yendi. Rize. 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 Orada Yunus'un görmesi gereken bir sarı kart vardı. Yani şu anda yine 5 hafta geride kaldı. Ben Galatasaray'ın aleyhine falan fazla bir şey görmedim. Derbi geliyor, Evet. kolajlarca yaşayacağım ama maksimen derbi ne bekliyorsun bu oyuncudan? Çakar A almak istiyorum. Bak sorunu. şimdi kardeşim, 60 yıldır bu soruyu sorarlar. Acun Uluçalı dedi ki, gördün mü dedi bir tane sağdan soldan giden bir oyuncu var dedi. Güzel sahneydi yalnız o program. Hangisi? O bölüm güzeldi. Hangisi? Dedi ya bir tane oyuncu var dedi sağdan Dur soldan giden. Dur bakalım gidi. bir tane oyuncu, bak kardeşim. Galatasaray'da bir tane oyuncu var. Siyahi, uzun boylu. O simen. Evet. Maske. Evet. Dünya peşinden koşuyor. Acun Bey, piyasa değeri 100 milyon dolar. Acun Bey, adamı İtalya'nın iki sene önceki şampiyonundan aldın. Galatasaray için konuşuyorum, o simeni. Sen Arabistan'dan aldın. Demek ki isim önemli değil. Çıkacak, iş yapacak. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Söyle abi. 3 gün sonra, iki gün sonra Allah ömrü verirse hep beraber izleyeceğiz. Fener Galatasaray Maç sonunda da şimdi sıcağı hocayla Şimdi bak yıllardır bana şu soru sorulur. Bunu bana bakkal sorar. Çevirme esnasında trafik polisi sorar. Mahkemede hakim sorar, savcı sorar. Bu derbi ne olur? Ne bileyim. Zaten bilsem burada işim ne? Yani biraz Maksimen'le ilgili soruyorum. Yani ne bekliyorsun diyorum. Valla Vallahi yani. bak bir şey söyleyeyim. Maksimen maçı da kurtarabilir. Maksimen balon da olabilir. Ben bir şey söyle, şunu söyleyeyim. Söyle ben o maçta her iki takımın da savunma tedbirlerinin çok üst düzeyde olacağını yani şu var. Okan Buruk'a desen ki maça çıkma beraberliğe razı mısın? Bence Okan Buruk okeydir. Fenerbahçe'sinden beraberlikle dönüyoruz. Güzel sonuçlar. Fenerbahçe Mourinho emin değilim böyle bir şey diyeceğini. Ama maç berabere biterse bir laf vardır. Ne şiş yanar ne kebap. Böyle derbilerde takımlar hücumdan çok rakip silahları durdurmak ve tedbirleri üst düzeyde bu adam markajı, alan markajı bunları ön plana e, yerleşim hatası yapmamak gibi bir takım futbol terimlerini ön plana, üst plana çıkartan sistemle oynarlar. Bu ne demektir? Şimdi Kaan Ayana diyecek ki şey bek kim oynuyorsa Okan Buruk bak bu maksimum çok kuvvetli bir oyuncu. Topla çok iyi, çok çabuk, driplingi iyi. Ona yakın oyna. İlk topu aldırma. Çünkü topu aldırıp önünü yüzünü sana dönerse sıkıntı başlıyor. Bir bek için en kötü şey forvetin topu alıp yüzünün ona dönmesidir. Hele arada bu yüzün döndüğü an birkaç metre varsa yandın. Hele Maksim'e karşı atar geçer. Rıdvan'ı da atar geçerdi. Şimdi böyle bir sürü tedbir olacak. Ceko'ya diyecekler ki mesela şeye Ceko'ya e. daima top ortalanmadan önüne geç. Sakın arkasında kalma. Veyahut da arkandaysa koşarak gelmesini Önlenen. Bunlar çok teknik detaylar. Peki. Böyle 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 çok fazla spesifik oyuncu başı görevler verecek. Borino vermeyecek mi? Verecek tabii. Ne diyecek? Ekao'ya veya Cicu'ya. Oshima'nın en zayıf tarafı şu. Oshima'nın en tehlikeli. Arkamıza attıkları toplarda biraz 3 metre uzakta kal top arkamıza atılırsa biri yan yanayken seni geçer gibi gibi gibi. Bu örnekler doğru da olmayabilir ama bu örnekleri çoğaltabiliriz ama böyle tek demek ki tedbirlerin ön planda olduğu, üst planda olduğu sonucu hiçbir zaman kestirilemeyecek. İki tane düdükle kan gövdenin götürüleceği, birkaç kırmızı kartın aynı anda çıkabileceği potansiyel maçlardır. Galatasaray Fenerbahçe veya Fenerbahçe Galatasaray başlar. Yaşadığım için biliyorum. Nedir bölümüne geçiyorum. Buyurun beyefendi. Son sorum Torreira'yı sormak istiyorum. Kim? Torreira. Torreira. Evet. İstikrar abidesidir. Çok sevimli. Çok çirkin ama çok sevimli. Çok büyük futbolcu. İyi insan. Hiç tanımıyorum ha. Sadece sahadan aldığım şey. Futbolun her türlü pisliğini çok iyi bilen ve zaman zaman da tatbik eden İtersin yerde dört takla atar. Ama işte Türkiye, Türk, Türk e, son iki yılın en istikrarlı Türk futbol, e, Türkiye'de oynayan futbolcu. Galatasaray'ın en istikrarlı oyuncusu. Ben Torreira'nın kötü oynadığı maç hatırlamıyorum. Koşmadığı maç hatırlamıyorum. Kritik. Çok kuvvetli. Çok sevimli. Güzel bir hanımım var. Yani muhtemelen evlenecekler o dizi film oyuncusu kızımızla. İyi insan. Çakal futbol çakalı. Futbol her türlü. Güney Amerikalı ya biliyor her türlü hercesini. Dokunuyorsun atıyor kendini 50 takla falan. Mesela bir İsveçli bir oyuncu yapmaz bunu. Bana göre Galatasaray'ın son yıllardaki en yararlı transferlerin başında Torreira gelir. Çakar'da yeni haftada görüşmek üzere. Sahi mi söylüyorsun? Evet. Ölmez sağ kalırsak. Niye hayırdır? Niye öldürüyorsun kendini? Ya, ya? şaka yaptık be oğlum. Haftaya görüşürüz.